verdim. Merhaba. Önce sen görüşeceksin. Hadi tutayım mı? Hayır, tutayım mı? Bilindiği üzere Kürdistan'da yüz binlerce insanın katıldığı ön seçimimizle belirlenmiş illerden biri olan Hakkari'nin seçilmiş belediye eş başkanı Mehmet Sıddık Akış görev süresinin henüz ikinci ayını doldurmuşken uydurma gerekçelerle bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, akabinde ise İçişleri Bakanlığı'nca seçmenin iradesi yok sayılarak belediyemize kayyum atandığı ilan edilen bir açıklama yapılmıştır. Daha önce farklı gerekçelerle Van'da uygulanmaya çalışılan senaryo bugün de Hakkari'de karşımıza çıkarılmıştır. Ama bilinmelidir ki çizgimiz de irademiz de kararlılığımız da değişmemiştir. Dün yenilenen Hilvan seçimleriyle bir kez daha kaybeden AKP-MHP iktidarının 31 Mart seçimlerinde alamadığı sonucu baskıyla, hukuksuzlukla, halkların hak ve idare iradesini gasp ederek almaya çalıştığı aşikardır. Seçimlerden ikinci parti olarak çıkan iktidarın kendisini anayasadan üstün görerek yapmaya çalıştığı bu irade gaspı girişimi tarafımızca ve milyonlarca insanın nezdinde yok hükmündedir. Normalleşme ve yumuşama iddialarının ortaya atıldığı günden bu yana önce siyasi kararlarla Kobane davasında ceza yağdırılmış, ardından 1 Mayıs'a katılan onlarca işçi, emekçi ve genç tutuklanmış ve son olarak da Kürt halkının iradesine ket vurularak seçilmiş belediye eş başkanımızın yerine kayyum atanmıştır. Görünen odur ki normalleşme dedikleri şey yıllardır sürdürülen savaş politikalarının, asimilasyonun, yok saymanın ve inkarın normal hale getirilmesidir. Ancak şu unutulmamalıdır ki biz burada var oldukça savaşa karşı barışın, sermayeye karşı işçinin ve emekçinin, ataerkiğe karşı kadının, iradesi gasp edilmeye çalışılan halklarımızın sesi ve sözü olmaya devam edeceğiz. İrademize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunlar darbeden daha kötü, daha antidemokratik bir rejimin ayak seslerini tekrar ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunları yaptıkça bizler de demokrasi mücadelemize daha çok sahip çıkacağız. Antidemokratik, hukuksuz bu uygulamanın karşısında mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz. Yalanı, hile hurdayı, iftirayı, karalamayı, kara propagandayı, taşıma seçmeni, hukuk garabetlerini, kayyumu, halk iradesini gasp etmenin envai çeşit yöntemini denediler. Halk tokadını yediler, yine uslanmadılar. Bugün karşımızda yine uslanmayacaklarının sinyallerini veren bir darbe girişimiyle çıktılar. Van'da denediler, yenildiler, hatırlatıyoruz. Daha önce Kürt siyasetçilerini akılsız, mesnetsiz gerekçelerle gözaltına aldılar, tutukladılar, yargıladılar. Kürt halkı iradesini kimseye teslim etmedi, hatırlatıyoruz. Hatırlatıyoruz buradan. Yüzlerce Kürt ve sosyalist siyasetçiyi cezaevlerine doldurup partilerini kapatmaya doymayıp şimdi de Irak, Kürdistan'ı ve Rojava'da operasyon hazırlıkları yapıyorlar. Öfkesi burnundaki, geçim derdindeki halka Şimşek programıyla zulmediyorlar. Cadı avı yasalarıyla gözdağı vermeye çalışıyorlar. Yumuşayacaklarmış, normalleşeceklermiş. Hadi oradan diyoruz. Hadi oradan diyoruz. Sizin halk iradesini gasp etmeyi normalleştirmenize izin vermeyeceğimizi buradan emek ve demokrasi güçleriyle birlikte bir kere daha ilan ediyoruz. Buradan ilan edelim. Hakkari'deki arkadaşlarımız, halkımız eğer seçme seçilme hakkını kullanamıyorsa Ankara'da kullanılan seçme hakkının hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Ülkenin bir tarafında demokrasi yoksa öbür tarafında demokrasinin olması mümkün değildir. Ülkede demokrasi yoksa emeğin hakkını alması mümkün değildir. Biz bu duyarlılıkla, bu bilinçle ve temel sloganımızla birleşerek
kardeşlerimizle, Kürt illerindeki kardeşlerimizle birleşerek gerçekten demokratik bir Türkiye ve bağımsız yargı mücadelemizi yükselteceğiz. Asla oradaki kardeşlerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler. Bugün burada çok az gibi görünüyor olabiliriz ama Türkiye'deki emekçiler, yoksullar, kadınlar ve gençler daha önce denenmiş kayyumların ne getirdiği bilinciyle buna itirazlarını yükselteceklerdir. Sözlerimi bitirmeden, bakın biz burada Ankara'da açıklama yapıyoruz. İstanbul'da açıklama yapıldı. Türkiye'nin her tarafında demokrasi ve emek güçleri bir aradayız. Herhangi bir müdahale yok. Ama Antalya'da arkadaşlarımıza müdahale edildi ve Eğitim Sen ve Tümbel Sen başkanları gözaltına alındı. Buradan Antalya Valisi'ne ve Emniyet Müdürlüğü'ne seslenelim. Arkadaşlarımızı kriminalize etmeyin. Derhal serbest bırakın. Asgari demokratik haklarımızı gasp etmeyin. Hakkari'deki gaspa itiraz ettiğimiz gibi buna da itiraz edeceğiz. Ve evet, birleşe birleşe kazanacağız. Demokratik Türkiye'de insanca yaşam mücadelemizi en geniş kesimlerle birleştirerek yükselteceğiz. Hepimize kolay gelsin. Değerli halklarımız, DEM Parti olarak, Türkiye Sosyalistler olarak, emek örgütleri olarak bundan sonraki süreçle ilgili olarak planlamalarımızı yaptık. Siyasete demokrasi ancak müzakere yöntemleriyle gelir. Böyle tepeden indirme, buyrukçu yaklaşımlarla, kayyım atamalarla sonuç alınamaz. Biz de mücadeleyi buradan hep birlikte yükseltmek üzere söz verdik, birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.